Komiser! Gel buraya, raporunu ver. Adamı yakaladınız, niye bana haber vermiyorsun? Ne ilgisi var savcı bey? Ben her olayda size haber veriyor muyum? Kabahatini örtmeye çalışma. Kim aldı bu adamı? İçeri kim zapt etti? Ben. Sen. İnşallah öyledir. Ayılsın, ilk ifadesini ben alacağım. Göreceğiz bakalım o zaman neyin ne olduğunu. Ne yaptın Rıza? Hastanedeyim. Gerekli kişilerle konuştum. Adam polise konuşur konuşmaz ifadesi falan önümüze düşecek efendim. Ne yapıyorsun sen? Konuşma. Doktor, savcı öldürecek beni. Git polis çağır. O savcı yaptırdı bana her şeyi. Savaş Sargun'u öldür dedi. Silahı o verdi. Para verdi. Polis çağır. Polis çağır. Vay savcı vay. Bakalım oğluna kastettiğin Yurdal Bey'i duyunca ne yapacaksın? Sen niye dikiliyorsun burada gardiyan gibi? İşim bu. İşim bu. Yoksa bir kabahatin vardı, onu mu örtmeye çalışıyorsun ha? Adam ayılınca ilk sen mi görüşeceksin? Tembih mi edeceksin onu? Neyi kastediyorsunuz? Açık konuşun. O adamın bacağından çıkan turşunun senin tabancandan çıktığını inanmıyorum komiser. Balistik söyler. Ondan sonra da ne olacaksa olur. Öyle mi? Göreceğiz bakalım. Ne işin var senin burada? Husumettin'in olduğu yerde ne işin var senin? Maksadın ne? Çık dışarı. Sen söyledin komiser. Adam Husumettin'imiz öldü mü kaldı mı bilelim ki ona göre 40 fakir doyuracağız. Yapma! İmdat! Polis! Gelme. Uzan, uzan lan. Ben de diyordum. Uzan! Atladı. Kendine gelmiş. Numara yapıyormuş. Birden saldırdı. Seni elime elime edecekler dedi. Kendini attı aşağı. Allah kahretsin ya! Allah kahretsin! Yapacağınız işe başlayacağım ulan sizin! Gerizekalılar! Beyinsizler! Nasıl kaçıyorsunuz bu adamı buradan? İş tamam Yurdal Bey. Sargunların intikamı alındı. İşte böyle Rıza. İşte böyle. Bana böyle güzel haberler ver. Şimdi o savcı beye mesaj at, hemen buluşmaya gelsin. Hemen efendim. Ah be! İnanamıyorum ya. Meryem, çok üzüldüm gerçekten. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Tamam. Tamam. Ölmüş mü? Yapma ya. İyi bir kadına benziyordu. Kız yıkılmıştır şimdi. Naz, nasıldı sen hastaneye gittiğinde? Neyse ya, bana ne? İyiler cenneti. Rahmetliyle bu eve geldiğimden beri hiç anlaşamadı. O hiç hanımın yerine koymadı. Ama iyi kadındı. Yani böyle ölmesi ağır geldi. Ya işte sen de bundan güzelsin. Bu sebepten seviyorum seni. Hadi ağlama, ağlama. Hadi benim işlerim var, çıkıyorum. Tamam. Üzme sen de kendini. Hadi. Tamam. Yurda. Ha. Oğlunun yanında dur. O bunu bilmese bile sana ihtiyacı var. Savaş benim ne yaptığımı öğrenince anlayacaktır.
Babalar böyle günler içindir canım. Ağlama kız. Tamam. Güle güle. Necip. Buyurun komiserim. O doktor nerede? Yaralanan mı? Acil indi. Bulun bana o adamı. Bütün güvenlik görüntülerini falan da çıkartın. Tamam komiserim. Hiçbir haltı beceremeyeceğinizi bildiğim için kalkıp bizzat kendim buraya geliyorum. Ama sanığın ifadesini bile alamıyorum. İlk seferinde canlı olarak kaçırdınız. İkinci seferinde adam pencereden atladı öldü. Yeter be! Bir işi yapamıyorsanız yapamıyorum deyin. Koruma istediğiniz verdik. Kadınların kapısının önünde 24 saat polis otosu duruyor. Bir adam elini kolunu sallaya sallaya geliyor. Kurşun sıkıp adam öldürüyor. Raporunu hemen yarın masamda istiyorum. Ha bir de görevi ihmal ve kötüye kullanmandan açığa alınmanı talep edeceğim. Bir dakika bir dakika. İhmali anladık da. Kötüye kullanma nedir? Güçlü Tekiner adamın kafasına silah dayamış. Bir şarjör mermiyi sağa sola boşaltmış. Bacağından da onun vurduğunu söylüyorlar. Şahsi münasebetin sebebiyle bunları göz ardı ediyor olabilir misin acaba? Düzgün konuş. Sen de terbiyeni takın. Şüpheli bir ölüm var ortada. Güçlü Tekiner şüphelidir bu işte. Hakkında yakalatma kararı çıkarıyorum. Koru bakalım ne kadar koruyacaksın komiser. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.